Selamlar arkadaşlar, ben Furkan Saykıtır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda CZ'de Hobgoblin Slot'una döneceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Int BP'miz de var. Bir yandan da Assassin'ımız var. PK vesaire videoları da atıyorum. Bu videoda da sizlere Int Battle Pass'te CZ'de Hobgoblin Slot'unu deneyeceğiz. Human Slot'undayız arkadaşlar. Burası Human Slot'u. Human Slot'unda Hobgoblin deneyeceğiz. Şöyle bir hemen Hobgoblin'den bahsedeyim kısaca. Hobgoblin slotunda ne drop alırsınız? Buz alırsınız arkadaşlar. Delos'taki anahtarlardan düşer. Bunun yanında Abyss Gem düşer. Ortalama 5K bir coin atar. Ve çok da güzel çöpü vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buraya gelecekseniz VIP'niz olsun. Bende VIP yok ama sizlerde olursa iyi olur. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa diye düşünüyorum. Zaten bilen arkadaşlar burayı VIP ile dönüyorlardır. Çoğu kişi burayı Geniye ile dönüyor. Hani STR Battle Pass'inden tutun Asas'ına kadar çoğu kişi burayı Geniye ile dönüyor zaten. Buraya Geniye ile dönmenin ayrı bir taktiği var. Onu da sizlere video içerisinde göstereceğim. Bilginiz olsun. Buraya Geniye ile dönüyor insanlar. Çünkü bu slot yani bir o yana bir bu yana 3 tane burada çıkıyor. 3 tane de ortada çıkıyor. Bir sağa bir sola koşturup koşturup hani elinizde çok yorulursunuz yani. Aktif olarak sürekli koşmak bakmak gerekiyor. Genelde insanlar bu slotu dönerken videonun başlangıcında da çok güzel hemen busumuzu aldık arkadaşlar bu arada. Bu slotu dönerken genelde Geniye ile dönüyorlar yani. Yandan işte film izliyorlar, dizi izliyorlar, muhabbet ediyorlar vesaire vesaire. Bu slot o şekilde dönülüyor. Hani genel olarak aktif olarak insanlar bakmıyor. Çoğu insan yemek yemeye gidiyor yani burayı bırakıp yemek yemeye bile giden var yani. Hiçbir şekilde BF saatinde özellikle dönerseniz darlamalar daha da az olacaktır. Hani o arada belki adam yemeğini yiyip falan gelir. Ama bizde de şöyle bir şey var. Night Online oynayanlar bilir genelde. Esant'ta da dönseniz ne bileyim Dayba'da da veya burada da Geniye ile döndüğünüz herhangi bir slotta 10 saat boyunca çara bakın. Hani gözünüzü hiç ayırmayın. Hiçbir şey olmaz. 2 saniye arkanızı dönün. Charles XP atmıştır. Veya gelip biri kesmiştir CZ'de. Genelde öyledir yani Knight tavasında. Hep fix budur yani. Burada da öyle bir durum var. Siz istediğiniz kadar elinizde dönün. İşte aktif olarak bakın çarınıza. Geniyedeyken sağdan soldan koşsun. Ama bir anda şöyle bir arkanızı dönün. Ne bileyim içeri mutfağa gidin bir su alın. İşte kahve yapın vesaire. O arada tak çarınız ölmüş olacaktır. Ya XP gitmişsinizdir ya da NP'ye biri kesmiştir. Bu arada arkadaşlar Hobgoblin'de ilk 3,5 dakikası falan videonun yavaş olacak. Sonrakiler biraz hızlandırılmış olacak. Araya droplar karışabilir, droplar girebilir. Hani nasıl oldu bu bir anda diye şaşırmayın diye söylüyorum. Bir yerden sonra videoyu kestim. Normalde benim şöyle yapmak istiyordum. Yapmak istediğim şey 2 saatlik bir video çekip bu 2 saatlik videoyu hızlandırmak komplesini koymak istiyordum ama 2 saatlik videoyu hızlandırdığımda 30 dakikaya kadar mı ne düşüyor yani 20 küsur dakika oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun bir süre yapmak istemedim bunu. Yani 20 küsür de değil hatta 30 küsürün üstüne çıkıyordu. Bunu yapmak istemedim. Ben de belirli bir diliminde videoyu yavaşlatıp belirli bir yerinde ise videoyu hızlandırmak istedim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Video arkada oynarken hemen itemlerimden bahsedeyim. Bilmeyen arkadaşlar varsa 8 çitin setimiz var. Int basılı. Bunun yanında Old takı setimiz var. Old VS'ye taklamın sebebi genelde Giyant Golem falan dönmeye çalışıyordum. Dönerken falan takayım diyordum. O yüzden hani defmef versin diye. 7 smitimiz var. Artı 5 maulumuz var. Durability'leri ikisinde 18.000. Bu yüzden artı 5 maul kullanıyorum. Fiyat performans bir çar dizdim arkadaşlar. Hani yeni görenler vesaire varsa yeni izleyenler olabilir. Onlar için söylüyorum. Full pusuz. Genelde full pusuz oynamayı seviyorum. Patoslarım olmalı. Kanat vesaire. Ve işte Bağmutumuz falan. Bunlar genelde yani varsa Minervalarım onları bile kırıyorum. Lunar Tatosundan AP kanatına kadar düşünün. Hepsini kırıyorum. Ben genelde öyle oynuyorum. Oyunu keyif için, zevk için oynuyorum. Zaten çoğu bilen arkadaşlarımız da vardır belki. Aktif olarak aslında TPM oynuyordum bir ekipte. Kendi ekibimizde daha doğrusu. Orada yeterince oynadık. Hani gazımızı aldık diyelim orada. Artık hani iş güç vesaire kovaladığımız için oyuna genel anlamda keyfi olarak takılıyorum. Zevk almaya bakıyorum.
çok sıkıntı çekiyorsam Alt F4'ü çekip gidiyorum açıkçası. Bu slotta dediğim gibi fazla konuyu dağıtmayalım. Bu slotta da bakın hani öldük geldik hemen slotta biri var ama arkadaşa teşekkür ediyorum. Video için dedim hani böyle böyle bir şeyler yapıyorum. Teşekkür ediyorum ona da tekrardan anlayış gösterdiği için. Şöyle de bir konu var arkadaşlar. Gündemden bahsedelim biraz. Sizlerin bu videoda aynı zamanda muhabbet sohbeti dinleyen arkadaşlar da varsa gündemden bahsedelim. Rise Online'dan bahsedelim biraz. Biliyorsunuz ki çoğu yayıncılar olsun, YouTube camiası olsun biraz Rise Online'a kayıyor. Bunun sebepleri de Knight Online'daki yönetimin insanları dinlememesi ya da dinleyip İşte sürekli bir yerlere aktardık ama işte bilgi bekliyoruz, dönüş bekliyoruz. Larla geçtiği için. Bir de bunun yanında coin bug'ı ve bu mob büyütmeler, jartlar, jutlar olduğu için arkadaşlar. Bu arada burayı hemen kesiyorum. Bu konuyu hemen tekrardan dalacağız. Bu slotu dönerken arkadaşlar bu şekilde dönerseniz sizin için çok iyi olur. İlk baştaki 3 tane hop goblin'i kesin. Bunun yanında ortadaki 2 tane hop goblin'i kesin. 3. hop goblin'i kesmiyoruz orta slottaki. Son slota koşuyoruz. 3 tane hop goblin'i de kesiyoruz. Geni ele bırakacaksanız da böyle yapın. Tavsiyemdir. Çünkü ileriyi görüyorsunuz puslu gözüküyor. Ortada 3 şey ileride 3 tane mob çıkıyor. Bu taraftaki geniye kalınca hiçbir şekilde orayı görmüyor. Bu şekilde dönerseniz görmemesini engellemiş olursunuz. Çünkü ortaya gelir hemen buraya koşar. Buradaki üçlüyü sonra tekrar ortadaki ikiliyi en sona koşup 3 taneyi sonra ortadakini tekrardan keser. Bunu niye söylüyorum? Siz burada kestiniz, kaldınız. En baştaki üçlü çıktı, ortadakiler çıktı. Bekliyorsunuz yani. Boşu boşuna buradaki üçlü çıkıyor ve bekliyor. Ortadaki üçlünün çıkmasına kadar bekletiyor sizi. Bu süreyi kaybetmemek için aynı zamanda da slot dolu mu değil mi insanlar anlamıyor. Bakıyor ya kardeşim kesmemişsin ya da sen de yeni geldiğine falan bakıyor. Bu yüzden bu slotu bu şekilde dönmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne diyorduk? Rise Online diyorduk. Yönetim diyorduk. Knight Online'in yönetimi. Böyle durumlar var. Coin bug'ı çıkmış biliyorsunuz. Chat görevindeki mobu sürekli işte respawn ettirip sonra toplu bir şekilde cosplay kesip bayağı bir coin girmiş serverlara. Bunun yanında onları da yeni gördüm. Mob büyütmeler, onun yanında range büyütmeler yani bir mobun range'ini büyütmeler. Buradan adam duruyor şu ilerideki mesela Hop Goblin'e orta slottan vurduğunuzu düşünün. O kadar bir range büyütmeler. Bunun yanında eventlere girerken çok hızlı bir şekilde tıklamalar, NPC'yi büyütmeler vesaire vesaire. Cosp'la dönülen zaten çoğu slotu sizler biliyorsunuz. Bugün gitseniz HTB, HTC bu ikili slotları bile çoğuna bakın. Çoğu botla dönüyor. Half Troll Şaman mıydı? Half Troll Jurendur artık eski, yeni ismi Half Troll Şaman. Aslında hep öyleydi. Buna gidin bakın bu slotlara çoğu mage orada yani cosplay dönüyor. Adam gidiyor RP'sini bile cosplay yaptırıyor. Yıllardır var. Aylardır adamlar dönüyor. Belki o adamlar banyıyor, belki yemiyor, belki 3 ay 5 ay takılıyor. Çoğu kişi cosplay kullanıyor arkadaşlar slotlarda, madenlerde olsun kullanıyorlar yani. Biz de elimizle yemeğimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ban politikası da genelde şöyle. Biz bunun kesin olarak bir işte kanıtı olmadan banlayamıyoruz diyorlar. Kanıt istiyorlar. Kanıtı kimden istiyorlar? Bizden istiyorlar. Bizler hem oyun oynuyoruz hem bir de oyundaki Cosper arkadaşı gidip bulup videoya çekip atıp attıktan sonra bir de ona geri dönüş bekliyoruz. Olay şöyle. Yani GM'lerin hiçbiri gezmekle uğraşmıyor. Gideyim slotu gezeyim, bakayım, tool'la bakayım falan hani cosplay değil mi bu anlayayım falan bununla uğraşmıyor GM'ler. Biz oyunculara diyor ki siz diyor gidin diyor, videoya çekin diyor, bize atın. Yani bütün her şeyi biz yapıyoruz. Sonucunda onlar bakıyor, banlıyor. Ama bir tane GM'ye çıkayım da ben bugün şu slotları gezeyim, bir bakayım.
SG'de kaç tane bot adam var? Bunları bir banlayayım. Çünkü şöyle bir durum var. Ben video çekmek istiyorum. Esnaf'a gidiyorum. Bütün slotlar dolu. SG'ler dolu. GG'ler dolu. İşte half troller olsun dolu. Satiros'a gidiyorum dolu. 2-2 BP'ler dönüyor. Iron Claw'a gittim çekeyim diye. Bu geniye dalgasından sonra, bu 8 tane skill koymadan sonra asaslar geldi slotlara. Bunun yanında presler geldi falan filan. Yani her yer dolu. Slot, hani video çekeceğim. Video çekmek için slot bulamıyorum. Dedim ki ne yapayım? CZ'ye çıkayım ben. Hani izin CZ'de çekeyim. Yani bütün slotlar dolu ve çoğu cosplay. Bunlarla siz her birini gidip istediğiniz kadar raporlayın. Çoğu zaman geri dönüş bile dönmüyor. Olmuyor yani. O geri dönüş gelmiyor arkadaşlar. Bazen 3 günde gelir, bazen hiçbir şekilde gelmiyor. İncelenecektir deyip bırakıyorlar. İncelendi mi? İncelenmedi mi? Kişide bir sorun buldun mu, bulmadın mı? Bunun bilgisini çoğu zaman aktarmıyorlar bile. Benim vardır 20 tane raporum, 3 tanesinde falan hani bu kişiler banlanmıştır, bu kişiler hakkında işlem yapılmıştır daha doğrusu diye raporuma cevap atmışlardır. Şimdi hal böyle olunca da ben de çok takılmamaya başladım zaten oyuna. Hani genel olarak soğumanın durumum da buydu. Rise Online'ı da ilk çıktığında oynadım. Fakat hani ya oynasam mı oynamasam mı, ki o dönem kendi ekibim Knight oynadığı için Knight oynuyorduk. Çok oynamadım. Bazı şeylerin değiştiğini vesaire söylüyorlar. Türkiye MMO'su. Onların da bence genel olarak yanlışı şuydu. Biz bu oyunu bitireceğiz. Yani Knight Online'ı bitireceğiz kafasıyla çıktıkları için piyasaya, bence onların hatası bu oldu. Hani birazcık da çoğu insan Knight Online oynuyor. Çoğu insan ön yargılı davranıyor yeni MMO'lara. Bugün gidip XP MMO'da oynayabilirsiniz. Rise Online'da oynayabilirsiniz. Yani bu oyun yarın da burada, ertesi gün de burada. Burası kapanmıyor sonuçta. Bunu da oynayabilirsiniz. Diğer oyunu da oynayabilirsiniz. Hani ön yargı ile yaklaşıldığı için çoğu oyunu oynamıyoruz. Hani diğer oyunları da kast şey yapayım. Oynamıyoruz. Ama benim şöyle bir düşüncem var. İndirdim de Rise Online'ı tekrardan. Yani 2 sene sonra tekrardan bir Rise Online indirdim. Bilgisayarımda zaten duruyormuş da birkaç ay önce silmiştim. Tekrardan indirdim. Arkadaşlar, şöyle bir fikrim var benim Rise Online için. Rise Online'da sıfırdan serisi, hani hiçbir şey bilmeden bu arada. Yani oyunla alakalı çok bir şey bilmiyorum. 47'ye kadar çark astım. Onda da böyle görev çıkıyor. Gidiyorum NPC'den görev alıyorum. Tıklıyorum, beni mob kesme yerine götürüyor falan filan. Öyle bir durum vardı. Hani mobu kesiyordum orada. Görev veriyordum. Görev alıyordum. Mantık aynı evet, ama map'e alışmak, NPC'lere alışmak vesaire çok zaman alacak. O yüzden ben Rise Online'da video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Asas da burada PK videoları gene gelir. Amma ve lakin Rise Online'da da sıfırdan serisi yapsak mı diye düşünüyorum. Yaparsam da eğer ki sizler yorumlarda buna destek olursanız, cevap verirseniz, olsun olmasın gibi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Asas oynamayı istiyorum ama orada Asas nasıl olur? Hani çok da bilmiyorum. O yüzden BP oynamayı düşünüyorum ilk etapta. STR, int oynayamıyoruz. Orada int hiçbir şekilde ata artmıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir şekilde ata artmıyormuş. Öyle bir şey olsaydı int BP yapardım bu arada. Ama o tarafta bir STR Battle Press yapmak istiyorum. Sıfırdan serisi orada başlar bizim için. Yeni sunucu açılacak 26 Ocak'ta. Bu tabi 26 Ocak'a kadar sizlerin de yorumlarda belirtmesiyle vesaire başlarız. Hani sıfırdan serisi YouTube için çekmesem bile %90 ihtimalle yani oyuna gireceğim. Premium da çekeceğim. Ne bileyim, oto kutusundan bilmem neyine kadar. İlk etapta olur mu onlar bilmiyorum ama bu pet dalgası falan, oto kutu geniye meniye olur mu bilmiyorum. Bunları da çekip oynayacağım oyunu. Ama bunu yaparken de en azından sıfırdan serisi yaparsak keyifli, güzel, eğlenceli videolar çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünürsünüz? Ne fikir verirsiniz bize? Hani ne yapalım, ne edelim? Bununla ilgili yorumlarda belirtirseniz ben çok sevinirim.
Bilginiz olsun. Hani Rise Online'a başlamak istiyorum. Biliyorsun çoğu büyük yayıncılarda olsun, diğer yayıncılarda olsun. Geçiş yaptı. İnsanlar bir bakmak istiyor. Ne var ne yok o tarafta diye. Çoğu kişi başlayacak. Zaten bunun sebebini de az çok biliyorsunuz. GB fiyatı olacak. Bir RAM muhtemelen 1000 lira falan olur. Yani başlangıçta belki daha fazla olur yani. Bilmiyorum. Ama bana kalırsa bir RAM, yani pardon, 100 RAM 1000 TL falan olacak muhtemelen. O şekilde olur diye düşünüyorum. Aynı bu Knight'ın başlarındaki gibi bir GB 500 TL 1000 lira falan olduğu zamanlar 1000 liradan düştüğü gibi o şekilde olur diye düşünüyorum. Çoğu farmer insanlar da gidip bir şeyler deneyip bakacak, çıkacak arkadaşlar. Biz de orada bir sıfırdan serisi yap. Burada da sonuçta Asas'ımız var. Int Battle Press'im de var ama burada çekebildiğim kadar tabii ki de o zamana kadar videomu çekeceğim. Bundan sonraki içerikler Rise Online'da olsun mu olmasın mı, buna sizler karar verin. Ona göre bir şeyler yapmak istiyorum çünkü. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi orada bir ekip var. Hani yönetim var daha doğrusu. Bir şeyleri anlayıp dinleyip ona göre karşılık veriyorlar. Tabii ki de çok pohpohlamamak lazım onları da. Hani umarım bu hep böyle devam eder, yani o kısımdan bahsedeyim. Umarım bu onların bu şekilde insanları dinlemesi vesaire hep devam eder. Şöyle bir durum var. Burada biz dediğim gibi Asus'la PK videosu çekeceğiz arkadaşlar. PK videosunu yayınlayacağım her seferinde burada. Ondan yana sıkıntı yok. Ama belki bir süre sonra dediğim gibi bütün içeriklerimiz Rise Online olur. Yeni bir oyun, yeni bir olay diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz üzere slot'a gidiyoruz. Bu arada birazcık da buradan bahsedeyim. Slot'a gidiyoruz. Bir şekilde darlanıyoruz. Gelen giden, gelen giden. İşte bu arkadaş slot'a dönmek istiyor muhtemelen. Ondan böyle oluyor. Video birazdan burada öleceğiz. Diğer asaslar gelip kesecekler bizi. Hatta bu tek kesiyormuş. Hemen özet geçeyim arkadaşlar. Rise Online hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçelim mi? Geçmeyelim mi? Yapalım mı? Yapmayalım mı? O bölümle alakalı. Sizler de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada gördüğünüz üzere artık BF timingi bitti. BF timingi bittiği için slot'a 50 kere geliyorlar. Bu arkadaşlar Human Town'un arkasına kadar geldiler bu arada. Bilginiz olsun. 2-3 kere beklediler orada beni kesmek için. Artık denemek istemedim. Videoyu 2 saat çekmek istiyordum tam anlamıyla. Bakın arkadaşlar, bizi bekliyorlar artık yani bu insanlar. Çünkü bu arkadaş muhtemelen bu slotu dönecek. Son 7 dakikası falan kalıyor SVSC'min. Ben de slotu salmaya karar veriyorum. Çünkü döndürmeyecekler yani, biliyorum arkadaşlar. Slotu hiçbir şekilde bize döndürmeyecekler. Kesilen mob sayımız 787 bu evrede arkadaşlar. Yani toplam 1 saat 50 dakika, 1 saat 40 dakikada 787 mob. Bilginiz olsun. Gider tablomuzda 1920'den 31 adet kullanmışız, 186K. SVSC'miz 4 adet bastık, 1 M 140K. Kitaptan 62 adet kullanmışız, 148K. Coin gelirimize bakacak olursak 5.7 M. Boostlar 4 tane gelmiş, 8 M. 15x Abyss Gem 375K. Bilginiz olsun. 14.1 M net gelirimiz var. Pardon, gelirimiz var. 1.5M giderimiz var. Net gelirimiz ise 12.6M arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geniye de dönebilirsiniz. Geniye siz de dönebilirsiniz. 2 saat için 12.6M. Buna siz karar verin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.